أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي o Rabbin ki halakake bir de o seni yaratan Allah seni Allahu Teala yarattı seni sen yaratmadan Allahu Teala yarattı Allahu Teala yaratırken senin yaratılışına senin hiç katkın yok böyle bir istekte de bulunmadın. Ya Rabbi beni var et deyip de Allah seni var etmedi. Varlığında hiç katkın yok senin. Hiç yok. Senin varlığında senin hiç emeğin yok. Allah-u Teala istedi, diledi ve seni yarattı. Hem de nasıl yarattı seni Allah-u Teala? Geliş güzel değil. Fesevvâke seni tesviye etti. Düzgün yarattı seni Allah-u Teala. Düzgün. Mesela yani bugün suretinden tiksindiğimiz varlıkların suretinde de yaratılabilirdik. Suretimizi biz seçmedik ki. Ha? Ya Rabbi beni şöyle yarat mı dedik biz. Yok. Kendini beğeniyorsun. Bu beğendiğin varlığına senin katkın yoktur hiç. Hiç yok. Senin bu yakışıklıyım diyorsun. Tamam. Ama seni sen yakışıklı yapmadın. Seni Rabbin yaptı. Seni tesviye etti. Af buyurun maymun suretinde, hayvan şeklinde, sürünen, dört ayak üstüne yürüyen, böyle bir surette yaratabilirdi seni. Öyle yapmadı seni Allah-u Teala. Hem de fe'adeleke insan olarak yarattıktan sonra dengeli yarattı seni. Mesela bir kulağını böyle tavşanın kulağı gibi uzun yapsa, diğer bir kulağını da böyle tırnak kadar yapsa Allah-u Teala mesela, bir gözün arabanın farı gibi olsa, bir tanesi olandan da daha küçük olsa mesela, ha? Yani nasıl olurdun yani? Hiç yüzüne bakılır gibi olmazdı. Bir ayağın çok uzun olsa, birisi bir metre, diğeri 5 santim olsa, 10 santim olsa, yarım metre olsa, ne yapardın? Hiçbir şey yapamazdın, çekerdin. Şimdi, Allah-u Azimuşşan bazı istisnalar yani özürlüler müstesna alel ekser insanoğlunu Cenab-ı Hak dengeli yaratmış yani. Bir kolun öbüründen uzun değil, bir kulak diğerinden uzak uzun değil. Efendim bir göz orada bir göz burada değil. Yani bunları düşünmek lazım. Biz kendimizi böyle bulduk. İyi de sanki biz böyle istedik, böyle sipariş verdik. Kendimizi böyle beğendiğimiz gibi. Nasıl beğeniyoruz kendimizi? Evet. Ha, sanki böyle olsun istedik de böyle zaten istemiştik biz. Yok. Allah-u Teala seni istediği gibi yaratabilirdi. Cenab-ı Hak seni böyle seçerek yarattı. Allah seni dileyerek böyle yarattı. Fi eyyi suretin maşa'e seni, senin istediğin surette değil, kendisi istediği surette rakkebeke terkip etti, oluşturdu. Mesela insanlara bakarsınız, çeşit çeşit arabalar binerler. Demek ki o onu seçmiş, o onu seçmiş, o onu seçmiş. Efendim çeşit çeşit elbiseler giyerler. Demek ki o o modeli seçmiş, o onu seçmiş. Ama hiçbir insan suretini seçmemiştir. Allah-u Teala bizi kendisi dilediği surette yaratmış.
Yani sen beğeniyorsun ya kendi suretini. Evet. Tamam da bu beğendiğin surette senin katkın ne? Ne kadarlık emeğin var sende? Kendinde ne kadarlık emeğin var? Toz kadar bile emeğin yok. Allah'ın verdiği boy postla Allah'a isyan ediyorsun. Adam yakışıklıyım diyor. Olabilirsin de yani şimdi bu isyan sebebi midir yani? Efendim işte kadınla kızı şöyle diyor böyle. Tamam da sen diyeceksin ki benim fizikim beğeniliyorsa bunu ben seçmedim ki, bu bana verildi. Bu fiziki bana veren benim bu yaptığıma müsaade ediyorsa tamam, değilse yok. Nikahtan başka hiçbir şeye Cenab-ı Hak müsaade etmiyor. Etmiyor. Aynı şekilde bir kadın, kız güzel olabilir, çekici olabilir. Tamam da yani ona soralım şimdi. Senin bu güzelliğinde senin katkın var mıdır? Hiç yok. Bu çorbada tuzun yok senin. Kendini çok beğeniyorsun. İyi tamam da seni kim böyle yap? Sen değil, kim? Allah. O halde sen senin değil, Allah'ınsın. Binaenaleyh Allah Teala ne diyorsa sende o olmalıdır. Allah ne diyor? Kadınlara, kızlara tepeden tırnağa örtünün diyor. Tepeden tırnağa. Böyle örtünür gibi yapıp da açılın demiyor. Örtünmüş vari açık. Örtünmüş tesettürlü gibi tesettürsüz. O değil. Hileye gitmek yok. Doğrudan doğruya örtüneceksin. Teşhir için değil, tesettür için. Yani çok ince bir şekilde, yani kesin bir şekilde, derin bir şekilde saklamak için giyinmeli kadın, kız. Saklamak için, göstermek için değil. Erkek de ne yapacak? Tabii o da kendini örtecek. Bize de örtü lazım. Bize de örtülmek lazımdır. Ya beni Adem kad enzelna aleykum libasen. Ey Adem'in çocukları, size elbise indirdik diyor Allah Teala. Hayvanlara indirmiyor. Onların derisi vardır, o kadar. Ama bizim derimizin üstünde elbise indirdik diyor Cenab-ı Hak. Hudu zinetekum, zinetinizi alın. Müfessirler diyor ki bu zinet elbisedir. Şimdi biz de örtüneceğiz. Birbirimize kötü emsal olmayacağız. Kötü örnek olmayacağız. Efendimiz Aleyhisselam'dan dinledik bunu. Kadınların başlarını açmasının vebali erkekleredir. Erkekler başını açınca kadın dedi ki o açıyor, ben niye açmayayım? Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü söylüyorum. Tepeden tırnağa örtüneceğiz uşaklar. Tepeden tırnağa, başımızdan ayağımıza kadar örtüneceğiz. Yakamızı, paçamızı kapatacağız. Kolumuzu, kılımızı örteceğiz. Örteceğiz. Çok örtüneceğiz, aşırı. Kat be kat örtüneceğiz. Altta şalvar giyeceğiz. Şalvarın üstüne bir de cübbe çekeceğiz. Şalvarın altında şalvar gibi don giyeceğiz. Cübbenin altında geniş gömlek giyeceğiz. Gömleğin yakasını, paçasını açmayacağız. Kadınlarla karşılaşıyorsunuz. Elin kadını, elin kızı, elin oğlunun yakasını, kolunu, kılını görmemesi lazım. Görmemesi lazım. Gömleğin altında aklet, böyle askılı giyiyorsunuz. Aslında kollu giymek lazım. Kollu da kolu dirsekten daha aşağı uzanacak şekilde olmalı. Biz bu kapıya gelip burada bu kapının sahibine niye uyduk? Rengimizi, tenimizi onun rengine, efendinin rengine çeviremezsiniz. Renk Allah'tandır. Esmerisen esmersin. Buğdaysa buğdaysın. Efendim, o değişmez. Boyunu uzatamazsın, kısaltamazsın. Ama giydiğini, yediğini, içtiğini, İşte bunları ona bakarak yapacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın
fanelasının kolu şu bilekten az yukarıda işte. Şöyle 3-4 parmak yukarıda. Buraya kadar. Kışın değil ha. Yaz kış. Yaz kış. Yakasını hiç açmamıştır. Şimdi yakada fora geziyoruz. Bir kötü bir adet çıktı piyasaya. Çok 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 kötü bir bidat. Efendi Asya'ya şalvar cübbe verdi. Şimdi şalvarı aldık, cübbeyi bıraktık. Diyeceğiz de kış gelince giyecek. Kış geldiğinde giydiğin cübbe değildir. Oydu kışlık elbise. Cübbesiz geziyor bu millet. Efendi Asya'ya şalvar cübbe veriyor. Sen o paketi bozuyorsun. Şalvar almış, cübbeyi bırakmış. Neymiş? Efendim sıcak var. E peki sıcak var da cübbe giysen ne olur? Kanın mı akar? Yok, 3 damla terin akar. Ulan Müslümanın kanı akıyor, sen ter aktamıyorsun. Ne olur 3 damla terle sen? Bir de slogan atıyorsun. Canımız aksa da, kanımız aksa da zafer İslam'ın diyorsun. Kanını aktamasın, terini aktamıyorsun. Her şalvarlının boynunun borcudur cübbe. Hepimizin de boynunun borcudur şalvar cübbe. Uffu te'uffen nisa'ukum Resulullah buyurdu. Siz çok aşırı derecede iffetli olursanız kadınlarınız da iffetli olur. Siz iffetli olun ki kadınlarınız iffetli olsun. Sen yaka paça fora gezeceksin, kadın örtünecek. O da açılır bu sefer. Sen açıldın, o niye açılmasın? Bu hadisi unutmayın. Aşırı derecede örtüneceğiz arkadaşlar. Aşırı derecede örtüneceğiz. Baba anasının yanında bir kişi anasının yanında, kızının yanında, bacısının yanında gömleğini çıkartıyor, akletle duruyor. Bunun hangi İslam'da yeri yok bunun arkadaşlar? Türkçe konuşalım vatandaş anlasın. Böyle şey olmaz yani. Sadece evliysen eşinin yanında öyle durursun. Eşinin yanında. Ki Efendi babamız, Ali Haydar Efendi babamız, kaddesallahu sirruhu, yatarken öyle bizim gibi yarıya uğrayan çıplak yatmazdı. Ya yatıyorsun, öyle bilirsin yani. Öyle o ölümden, o uykudan bir daha uyanmayıp öyle gidebilirsin ahirete. Belli mi? Garanti var mı bunun yani? Çıplak yatıyorsun. Bırak sen yani avret mahallini açmaz şu kolunu bile uzun kollu şeyler gecelik de yatardı. Bunu da sarardı böyle ip ki uykuda kolum açılmasın diye. Tabii uykuda kolun öteye böyle açılmasın diye. Ya bunlarınki aşırılık değildir. Bunlarınki yani aşırı yani. O aşırı değil. İşin aslı bu. Din hep hayadır. Din hep efendim takvadır. Başka bir şey değil. Çok örtülü olacağız. Adamcığım açıyorsun buraya böyle. Bırak yani elin kızını, kendi kızının yanında bile açmamalısın bu yakanı. Açmamalısın. Kendi kızının yanında. Biz sokaklara upuryan geziyoruz. Bu sefer kadınlarımız diyor ki biz de öyle gezelim. Çok geniş giyinelim, bol giyinelim arkadaşlar. Şalvar demek bu demektir işte. Üzerine bir de cübbe. Cübbesiz şalvar kesinlikle eksiktir. Eksik. Kesinlikle. Zaten Efendi Hazretlerimiz hayatta arkadaşlar şalvar giyelim dediğini hiç duydunuz mu? Ben duymadım. Çünkü hiç demedi. Ne dedi? Şalvar cübbe. Cübbe şalvar. İkisini söyledi. Sen birini alıyorsun. Yanlış yapıyorsun. İkisini alacaksın. Çarşıda, pazarda sarıkla dolaşmana devlet, polis müdahale ederse sen polisle baş edemezsin. Alırsın sarığını bu sefer. Ama müdahale etmiyor. Gez, sarıkla dolaş. Kendini gösterme, dinini göster. Gösteriş için bundan dolaşmayacaksın. O zaman bir şey olmaz. O şov olur. Ama peygamberimiz sünneti diye müsaade ediyorlarsa tak. Böyle olmalı. Allah-u Teala bizlere sayısız nimetler vermiştir. Ama işte insan nankördür. İnsan nimetleri unutuyor. Nimetlerin sahibini unutuyor. Kella, hayır.
Ey müşrikler! Bu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlıktan vazgeçin. Allah-u Teala'nın böyle hemen azap vermemesine aldanmayın. Diyor ki müşrikler, gavuruz diyor ama bak başımıza taş mı yağdı, ayağımız taşa mı değdi diyor. Yahu bu yağmayacağından değil ki, Cenab-ı Hak acele etmiyoruz. Yoksa sen öyle taşlar yağacak kafana. Evet. Bel tükeddibûne biddîn. Belki sizin işinizin gerçeği şu ki, siz ceza ve hesabı yalanlıyorsunuz ey müşrikler. Müslümanlar da inanıyorlar da, fakat Müslümanların bir kısmı işte, ahirete inanıyor ama hiç ahirete inanan gibi yaşamıyor. Ahirete inanana benzemiyor. Halbuki ahirete inanmayan tamam. İnanan, inanana benzemeli onun yaşaması. Bir Müslümanın yaşantısı göstermeli ki bu adam Allah'tan, ahiretten, hesaptan, cezadan korkuyor. Ve inne aleykum lehafizîn. Şüphesiz üzerinizde muhafızlar vardır. Yani sizi yarattık, sizi öyle salıverdik değildir Allah-u Teala buyuruyor. Üzerinizde muhafızlar vardır. Muhafız. Yani bekçi, takipçi, kontrolcü. Sizi takip ediyor yani. Kiramen katibin. Kiramen katibin melekleri vardır ki يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Onlar yaptıklarınızı bilmektedirler. Peki biliyorlar da ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Ama şöyle, hadis-i şerifte buyuruluyor ki, sağda bir melek, solda bir melek vardır. Soldaki melek günahları yazıyor, sağdaki sevapları yazıyor, bu biliniyor. Fakat soldaki melek, sağdaki meleğin emrindedir. Kul bir kötülük yaptığı zaman bir Müslüman, sağdaki melek, soldaki meleğe yazma der. Hadis-i şerifle sabittir bu. 6 saat, bir rivayette de 7 saat yazdırmaz onu. Ki belki tövbe eder. Fakat o kul günahı işler, gaflete de devam ederse 6-7 saat sonra sağdaki melek, soldaki meleğe yaz bunu der. Taşa kazınmış gibi olur o, yazılır. Ama bir kul hayır işlediği zaman hiç bekletilmeden hemen yazılır. Sağdaki melek hemen yazar, soldaki melek 6 veya 7 saat sonra yazar. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٍ. Şimdi bu dünyada yaşıyoruz. Hep böyle bir arada, aynı dünyada. Fakat akıbetlerimiz ne olacak? Evet. اِنَّ الْاَبْرَارَ iyi kullar, Allah katında iyi olan kullar, لَف۪ي نَعِيمٍ elbette o nimetler içinde olacaklardır. وَاِنَّ الْفُجَّارَ faciller ise lefî cehîm, şüphesiz cehennemde olacaktır. Yaslevneha, oraya girip onun azabını tadacaklardır yevmeddîn, ceza gününde. Ve mâhum, onlar değildir anha, cehennemden bir gâibin, kaybolacak. Yani birisi cehenneme, cehennemlik oldu ama kaçtı. Gizlendi. Ha? Var mı böyle bir şey ahirette? Yok. Veya gözden kaçtı, unutuldu. Unutuldu o adam. Böyle bir şey de yok. Veya cehenneme girdi ama cehennemde yandı, bitti, gitti. Kayboldu cehennemde. Cehennemin içinde. O da yok. Yok, yok, yok. Ya. Yani cehennem ateşi yakacak, bitirecek. İnsan bitmeyecek ama. Hemen yeniden var olacak. Anında. O kafir. Yoksa cehennemi görür görmez yok olup gider. Bir anda bitti yani. Azap biter. Halbuki onlar estağfirullah kullemâ nalucet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyedûkul azâb. Azabı tatmaları için bedenleri yanıp bitince hemen yenisini yaratacağız diyor Cenab-ı Hak. Evet, böyle bir acayip şey. Ve mâ hum anhâ bi gâibîn. Onlar cehennemden kaybolacak değillerdir.
hiç girmeyecek, yani cehennemliklerden hiç cehenneme girmeyecek olmayacak. Girenlerden de cehennemde kaybolan, yandı, bitti, kül oldu, yok oldu, gitti. Bu da olmayacak. Ve ma ne şey edra bildirdi ke sana ma yevmuddin, ceza gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sümme sonra ma ne şey edra bildirdi ke sana ki ma yevmuddin, ceza günleri. Yani ceza günü öyle bir gündür ki ey kullarım, onu ben anlatırım da siz anlayamazsınız. Sizin anlamanızın üstündedir o. İdraklerinizin fevkinde bir korkunçluğa sahiptir o ceza günü. Yevme, o günde la temlikü, malik olmaz nefsün bir nefis, li nefsin bir nefis için şeyin hiçbir şey. Hiç kimse kimseye bir fayda temin edemez. Kendi kendine yani. Yani şefaat mesela, yardımcı olmak kendi kendine yapamaz. Ama Mevla'nın izniyle, Mevla'dan müsaade ister. Ya Rabbi şu kuluna ben yardımcı olabilir miyim? Mevla da müsaade ederse olur. Şefaat var. Ama Mevla'nın izniyle var. Vel emru, iş yevmeydin o günde lillah, Allahu Teala için. Bugün de Allahu Teala'nındır iş. Yani o gün iş Allah'ındır. Bugün kimindir? Bugün de O'nundur. Lakin bugün Cenab-ı Hak böyle mecazi olarak, geçici olarak melikler, malikler, hükümdarlar, söz sahipleri, yetkililer kılmıştır. Bu tamamen yani gelip geçici bir şey yani. Gelip geçici bir şey. O gün hiç Allahu Teala'dan başka melik yoktur, malik yoktur. Maliki yevmiddin Fatiha'da Allahu Teala din gününün malikidir. Peki bugünün maliki değil mi? Bugünün de malikidir. Ama bugün böyle işte efendim Krişka'dan nameler derler ya. Ve insanlara Allahu Teala mülk vermiş. İnsanların kimini melik yapmış, malik yapmış. Bugün yani mecazi olarak da olsa var. O gün mecazi olarak da yok. Limenil mülkül yevm. Bugün, o gün yani Mevla soracak, mülk kimindir? Cevap yok. Kendi Zat-ı Pâk Sübhânesi, Zat-ı Pâk Sübhânesi'ne cevap verecek. Lillâhil vâhidil kahhâv. Allah-u Teâlâ'nındır. Bir olan, her şeyi kahretme gücünün sahibi olan Allah-u Teâlâ'nındır. Mülk buyuracaktır Cenab-ı Hak. Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-u mâ câ'anhu fî raf'ül e'mâl yevmel hamîs vel itneyn. Ebâ Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinden amellerin pazartesi ve perşembe günü Allah-u Teâlâ'ya yükseltilmesi hakkında gelen rivayetler. Ki وَذَٰلِكَ اِحْدَ الْعِلَّتَيْنِ fi مُدَامَمَةِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى صَوْمِهَا. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi perşembe oruçlarına devam ederdi. Ona devamının bir sebebi de budur. Ameller yükseltiliyor pazartesi perşembe hafta içinde. Haftalık yükselme var, aylık var, senelik var, ömürlük var. Hafta içinde pazartesi perşembe günleri yükseltilir. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki amellerimin yükseltildiği anda oruçlu olmak isterim. Hani bi Eyyûb el-Ensârî radıyallahu teâlâ an kâle. Ebu Eyyûb el-Ensârî, Eyüp Sultan Hazretlerinin rivayet ediliyor ki o buyurdular ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. İnne olması lazım. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Mâ min yevmin itneyn olacak. Evet. Bir pazartesi ve la hamsin. Aslında hamisin olmalı. Perşembe yoktur ki. İlla her pazartesi ve perşembe turfa'u yükseltilir fiha o günde. El-e'malu ameller Allahu Teala'ya yükseltilir. Yani kabul edilir ameller yani o gün. Pazartesi, perşembe. İllel muhacirin. İllel muhacireyni. İllel muhacireyni. Ancak birbirini terk eden iki kişi müstesna. Birbirini terk eden.
Yani birbirine küs duran, birbirine dargın, birbiriyle selamı sabaha kesmiş olan iki kişi, onlar müstesna, onların amelleri kalır öyle, yükseltilmezler. Yani dargın ve küskünlerin amelleri müstesna. Orada kalalım. Başka bir fasla geçiyoruz. Tekabbelallah, barakallah, maşallah. Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.